Evet, herkes birbirinden şık, herkes birbirinden. Yılın kadın dinliyor. ödülleri. Ee, sadece e, Elif e, dün sosyal medyada da yazıldı. <laughs> Burada bazı isimler, bazı ödüller aldılar. Bir dergi, Harper's Bazaar e, ben dergisinin ödülleri. Hmm. Yılın kadın oyuncusu Birce Akalay. Evet, Bircenin dijitalde Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. döktürüyor. Evet. Kesinlikle. Ona hiçbir şey. Yılın dijital yıldızı Hande Erçel. Hande Erçel'in ödülüyle biraz böyle dalga geçtiler ama e, tam karşılığı aslında Hande. Dijital ödülü Dijitalde evet orada. Parlıyor yani. Aynen, Aynen. Şimdi ona en iyi kadın oyuncu, hani, oyuncu dersen olsa, onu tartış. Yıl zaman bir proje olmadığı için dedim hani. Evet. Evet, evet. Ama dijitalde parlıyor. Çünkü 30 ekranda, da, üç... parlıyor ekranda da parlıyor farkında yani. Gerçek yani, bir gerçekten çok yıldız. güzel. Hani bir oyunculuğunu dost. tartışabiliriz. Tartışabilirsiniz ama herkesin de e, şu piyasada çok yetenekli. Öyle döktürüyor olmasına gerek yok. O da Güzelliği ve zarifliğiyle döktürüyor. Evet, Yani ödülün titriyle çok örtüşmüş gerçekten Dijital'in evet. yıldızı çünkü bir paylaşım yapıyor dakikalar aa. içinde bir buçuk iki milyon üç milyon beğeni alıyor. Ya, evet. ee, ya da dizilerini burada hani yeteneği sorgulanıyor aa falan diyor ama yapımcılarla konuşuyoruz ne diyorlar yurt dışı satışı bizim için artık önemli kızın dizileri yurt dışında çatır çatır satıyor diyorlar. Orada da adamlar şartlar. paraya bakar. Evet, evet, evet. Ok. Dolayısıyla dijital yıldız demenin bir hakkı var karşılığında. Yılın yükselen yıldızı Su burcu Yazgı Coşkun. Evet o da gençlerin neredeyse cici cici kızların idolü oldu. Tam bunun karşılığını veriyor. Yılın erkeği Barış Arduç. Neye göre yılın erkeği mesela Barış ee, Arduç? Ee, en son Hande Erçel'le bir iş yaptı. Evet işin, Di işin dışında da, da şey yapmışlar. İyi bir oyuncu. Aynen. Evet ama uzun zamandır bir şey yapmıyor. Evet. Uzun zamandır ulusal kanallarda bir şey yapmıyor. E, dijital platformda da ama henüz bir şey yapıyor. Ama yaptıkları da mesela seyrediliyor. Dün uçakta gelirken bile şeyi seyrettim. Aa yok pardon onu değil de Gupseri seyrettim ama ha. oradan oraya atlıyorsun. Hani hemen seyredebiliyorsun. Hani bir tabii, sürü film evet. var. Barış Arduç çok başarılı tek bir oyuncu. Bir, tek bir film platformundan bakmasın herkes. Tabii, yani tabii. Bir sürü onun Artık o evet, evet, kanal evet. diye değil yani onların tercihi ya önemli olan de, En azından sürekli bir reklam filmi çekiyor, Şun, bir şey çekiyor. Bir şunun şey. için söyledim neden Barış Arduç diye. Yani güncel, yeni, taze, yakın tarihli bir şey olmadığı için. Hı. Çekilmiş bir iş var dijitalde Hande Erçel O daha henüz izleyiciyle buluşmadı. Er... Ama bu demek değil ki Barış Arduç iyi bir oyuncu değil. Tabii ama istemiyorum, tabii. E, Çok da sahneye çağrılırken neden seçildiğini açıkladılar. Oyunculukla ilgisi... Tam değil. Hı hı. İşte çevreye duyarlı, kadın haklarına, çocuklara, hayvanlara işte e, böyle epey bir uzun bir sıralama yaptılar. Bu sebepten dolayı veriyoruz dediler. Hı hı. Yani biraz duyarlılığı ve iyi kalbinden dolayı. O yüzden dolayı. yılın erkeği demişler. Bunu açıklamaları yılın da çünkü demiş. çok hani geçmiş dönemde çok saçma sapan ödül törenleri oldu açıkçası. Şimdi, hani sponsorlar oluyor. Oluyor onlar. E, oluyor. Mesela bana hiç şarkım yoktu ortada. Evet. E, iki üç kere gelmiştir mesela. <laughs> Bana diyorlar ki yılın ama yok şarkım yok yani hani pandemi. Onlar var denilmiş. <gülüyor> <gülüyor> var biri ona dediler. var dedi. E, i̇şte Elif Hanım en iyi çıkış yapan hangi çıkış? Nereye ben hiç şarkı acaba? yapmadım ki. Çıkamadım ki <gülüyor> Çıkamadım, <gülüyor> Çıkamadım <gülüyor> henüz. Ama mesela şu anda evet ben iki tane şarkı çok tatlı bir şarkı çıkarttım. Ve aday adayıyım bir ödül töreni. Evet, evet. Oraya e, böyle hani Gerçekten aday olmak istiyorum. Hani o kadar istekliyim. Evet, çünkü evet. iki şarkıya emek bir verdik, şey yaptım, yaptım, bir şey yaptım çünkü. E, tamam. Yani, bir çıkış Şimdi var bazı, orada. Bazı, bazı çıkış var yani. Aynen, bazı ödül törenleri de şöyle oluyor ne yazık ki ama büyük ödül törenlerini bir kenara koyuyoruz. Tabii, tabii. Büyük ödül işte altın kelebekler aynen. falan onları bir evet. kenara koyuyoruz. Bazı ödül törenleri de şöyle yapıyor işte gelecek misiniz? Diyoruz ki geleceğiz ama ha. bazen çok gündem oluyor ya da birimiz hastalanıyoruz bir şey oluyor. Gelemiyoruz dedin. Ertesi gün bakıyorsun <laughs> ödülünü başkası almış. Evet. Yani, ben de altın kelebekten bahsettim. Bilirsen, ben diyemem diye dedim. Ha, ben, altın teren. kelebeği ayrı bir kenarda evet, Ben tutuyorum. şu anda mesela hani o, orada aday adayım. Evet o değerli ve önemli bir ödül evet, töreni. Onun evet. bir 50 yıllık geleneği ve geçmişi var. Onu bir evet. kenara koyuyoruz ama bazı ödül törenlerinde böyle şeyler oluyor. oluyor. İşte o zaman da o ödül törenine inancın kalmıyor. Peki gecede yılın Güçlü kadın dayanışması ödülü Meryem Uzerli'nin olmuş. Evet, i̇şte güçlü, buraya biraz şimdi mesela güçlü kadın, kadın dayanışması acaba bilmediğimiz sen ama bilirsin bu işleri sen asla es geçmezsin. Yani bir belki de e, kadın dernekleriyle yaptığı bir çalışma mı var? Duruşu belki da belki bir sosyal yani sorumluluk projesinin gösteriyor. içinde. Çok baskın bir güçlü kadın e, liderliğimi oldu. yürüttü. Duydun mu öyle bir şey? Yok duymadım. Ha, ya belki de öyle bir şeye girişti henüz duyulmadı. Yani aksi... Ben de anlayamadım. Yılın güçlü. Belki onun gündüm. duruşu ve popüler bir kadın ve çok sempatik bir kadın. Çok, çok. Hani belki sempatikliğini ee... hiçbir diyecek bir lafımız yok. Ama şöyle de mi oluyor biraz? Ne? Bazı isimler ödül törenine yıldız isimler. Ki Meryem Uzerli yıldız bir isim. Evet. Yani evet. Hani hiçbir şey yapmasa da yıldız. Yani. atsın yeter o zaten. Aynen öyle. <laughs> çok değişik bir enerjisi var. Ee, şimdi bazı isimler sırf geceye gelsin diye. Onlara bir ödül kılıfı da açılabiliyor mu? Ödül parantezli açılıyor. Soru işareti çok yersiz bir soru işaretiydi bu Müge. Tabii ki. Evet. E, tabii ki bazı isimler için tabii ki yapılıyor. Şimdi hani eğri oturup doğru konuşalım. Eğri oturamıyorum ama doğru konuşabilirim. Tabii ki onları davet etmek adına böyle bir şık bir şey, hani bir şık e, davet olması gerekiyor. İşte güçlü kadın dayanışması olur. Örnek e, erkek, örnek kadın. E, olabiliyor. Çünkü Ama şimdi, hepimiz de biliyoruz ki ünlü isimlerin orada olması. Şimdi zaten marka bir e, isim. Şey, Tabii ki. Meryem Uzerli'den bahsetmiyorum. Gece'den gece, bahsediyorum. Gece, evet. Gecenin başında. Evet. evet. E, zaten maksat konuşulmak. Ünlüler gelecek Hı. ve şu an Evet. Bunu yapıyorsunuz evet, zaten. De, de, de. Hayır, en zaten... Sevdilen program, evet. Hayır, zaten program hani Şöyle, e, magazin Elif programı bütün, olarak da. E, bütün ödül gecelerini zaten masaya bir yatırıyoruz. Kim şık, kim rüküş, öyle mi Hı -hı. böyle mi? Sadece bazı gecelerin de ödül e, kategorileri şey yapıyor. Şimdi e, gecede kendisinden çok çantasıyla dikkat çeken bir ünlü var. Bu açtık ki kuşuyla gelmiş. <laughs> bir izleyelim bakalım nasıl gelmiş. Ha görüntü. Evet, bu çanta mı? Dila Tarkan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri. Hani böyle bir giydiğini bir daha giymez. Marka giyer. Aynı zamanda fenomendir falan filan. Bu bir çanta mı? Böyle çantalar var. 890 dolarmış. cik, cik çanta. Evet evet. Böyle hayvan figürleri. Pardon da bunun figürleri... neresi açılıyor içine? nereden ne konuyor? Kanadı kanadı. Kafası kafası bak kafası şurada... şuradan şöyle açılıyor. Şey var. Ne denir ona? Tam böyle şu, şöyle yani şöyle bunu Nasıl bana versem, bilemedim. ben derim ki, desen ki bıçağım, ben kumbara falan derim herhalde. Ben Onu eve almam. böyle kumbaralar da var. Yani böyle küçük ben eve Evet. <laughs> <laughs> ya yani şimdi tasarımcılar mesela belli, belli ki bunun tasarımını yapan hangi marka bilmiyorum 890 ama. 90 dolar. Rakam kaç öyle ya? olduğuna göre bir ithal markadır. İşte birazcık doğaya hayvanlara Rengi çok güzel. gönderme yapmak, orayı biraz daha hassasiyet göstermek adına yaptıkları önermesiyle bu çantayı. Ben ürünmüşler. de bu cikciği davette göreceğim ve doğayı düşüneceğim Düşün bir anda. Düşünürsün ya cik cik, bakarsın ay ne güzel dersin yani. Doğa ve bir, kuşlar ve hayvanlar güzel bir şey gelir geldi direkt Umar. 30 bin TL Sana gelir mi? Mesela bu kuşu gördüm böyle ay ne güzel. Doğa, hani bir anda doğadaki kuşlara Doğa duyarlılığı falan mı gelir? Yok. Allah Allah. Her Rengi de. güzel yani ben turuncuyu çok seviyorum. Sadece Sadece kuş. renk mi? Bir şey evet. söyleyeyim mi? Gerçekten ya doğa diye gelmez söylemiyorum. yani. Ben bu kuş çantasını görsem gerçekten böyle içim ısınır. Yani o kuşları hissederim. Ya kuşu görmek ayrı da hani çantayı görünce hiç öyle... Düşün. Hani hayvanları, <laughs> o figürler bazen e, güzel olabiliyor. Niye? Ben de öyle bir hissiyat oluşturdum. Tabii bu arada... <laughs> uzun uzun değil, bakmak istiyorum. Şey Doldum. <laughs> <laughs> Don, o yüzden mi kaldınız hoca? Hayret dedim. Yüceden niye yandan bir şey gelmiyor bir cümle? Küçücük bir kuş 30 bin lira vermiş ya da işte tanıtımını yapıyor... Buradan ben böyle bir anda içimde doğa sevgisi canlanacak. Ya olabilir senin görme biçiminle benim görme biçimim farklı Allah Allah. Ama... Bu masada ikincisi farklı görüyorsunuz ben de böyle görüyorum. Evet. ne diyor ikinizin moda zevki aynı gün olduğu gün biz yukarıda işi bırakacağız. <laughs> <Evet. gülüyor> Hadi o devam, de, devam edelim. O, o kadar çok konu, o konuda aynı fikirdeyiz ki sevgili seyirciler. Yani birebir devam. O da, da hayır. <laughs> Peki başka bir yani ödül töreninden çıkalım bir galaya gidelim. Dediğimiz Hı. gibi dün davetlerin ardı arkası kesilmedi. Ne kadar verimli bir güne geldik. İzleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah.